Sevgili öğretmen arkadaşlar, değerli meslektaşlar. Bugün size akıllı tahtayı etkin bir şekilde kullanmanız için uygun bir PDF programı anlatacağım. Programımızın adı PDF Annotator. Yani en azından ben böyle söylüyorum. Belki İngilizce telaffuzu daha farklıdır. Bunu akıllı tahtalarınıza kurabiliyorsunuz ve çok verimli bir program. Şimdi öncelikle boş bir sayfa açarak programı tanıtmaya çalışayım. Simgeleri İngilizce bir program ama simgeleri takip ederek daha faydalı oluyor. Şimdi buradan A4, A5, A3 gibi yatay dikey gibi seçebiliriz. Biz bir A4 seçelim şimdilik. Ve burada imleç, el, yani el ne işe yarıyor? Her birini şöyle tekrar anlatayım. Bir el sayfayı aşağı yukarı hareket ettirmemizi sağlıyor. Sonra büyüteç, yani soruyu yaklaştırmamızı sağlıyor. Bunu soruyu çözümünde göstereceğim. Bu gördüğünüz gibi pen, yani kalem. Kısa yolu tuşu da var. P harfine bastığımızda kısa yolu. Yalnız bunu ekranda farklı çözebiliriz. Şimdi pen'i bir deneyeyim. Programımızın adını burada yazabiliriz. PDF Annotator şeklinde. Burada istediğimiz gibi normal kalemle yazar gibi yazım yapabiliyoruz. Matematik simgelerini rahatlıkla yazabiliyoruz. Yani örneğin pi'di, ne bileyim, yani zor yazılan tabirler, örneğin negatif üsler, negatif sayılar, eksi 5 üzeri eksi 3 veya eksi 3 üzeri eksi 2 gibi. Yani klavye ile yazmakta zorlandığımız her şeyi burada normal kalemle yazar gibi yazabiliyoruz. Ve sınırsız renk seçeneğimiz var. Burada birçok renk seçeneğimiz var. İstersek buradan da istediğimiz bir rengi seçebiliyoruz. Kalınlığımızı ayarlayabiliyoruz. İstersek ilkokul öğretmenleri için eğik yazı, dik yazı, normal istersek dur şuradan klavye açayım. Klavye ile de yazabiliyoruz. Şeklinde. Şimdi burada da markörümüz var. Markör ne demekti? Markör, hani şu şekilde istersek işaretleyebildiğimiz, önemli yerlere gösterebildiğimiz kavramlar. Sonra mühürümüz var. Otomatik. Düz çizgi. İstersek düz çizgiyi sabitleyip hani bozuk eğik çizmesin diye istersek açabiliriz istediğimiz türde. Sonra oklarımız var. Yani sayı doğrusu tipinde. Sayı doğrusunun uçlarını büyük küçük yapabiliyoruz. Kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Rengimizi seçebiliyoruz istediğimiz gibi. İstersek ayarlı, yani koordinat düzlemi yapabiliyoruz. Mesela ben bu koordinatta çok kullandığım için şöyle bir koordinat düzlemi çizesim geldi. Sizler için tabi koordinatın ucu sivri olur. Şuradan sivri ucu seçiyorum. Sonra üzerine küçük sayılar yerleştireyim. Bu çok ince geldi. Pardon. Buradan istediğimiz gibi seçebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, işte eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sonra dikdörtgenimiz, karemiz var. Dur bir dakika, rengini siyah seçeyim. İstersen böyle içi boş bir dikdörtgen, istersen içine herhangi bir renk alarak arada kalan alan. Mesela şu arada kalan alanla ilgili bir soru yazayım. Daha sonra ikinci içinde beyaz olsun. Şöyle. İşte ne bileyim, ne diyelim. Kenarlarına işte şurası 8 cm. Burası 15. Burası 10. Burası 4 olsun. Alanı soruyor olalım. Gibi. Bu şekilde birçok soru tipi yazılabilir. Şimdi bir tane kitap açayım. Bu kitabın üzerinde soruları yakınlaştırıp uzaklaştırarak çözeyim ve tam ekranda bu kitapta göstereyim.
Şuradan gördüğünüz gibi sayfa açtan bakalım burada benim kitaplarımdan yok. Masa üstünde var mı? Şöyle bakayım. Mat 8'de vardı galiba. Evet. Mesela Biltest 8 matematiği açalım. Şöyle açıldı. Bu güzel. Şimdi bu şekilde kullanmak çok az yer kapladı. Yani bize kullanım alanı az yaptığı için şurada tam ekran var. Dur bir daha çıkayım, bir daha gireyim. Çünkü tam aniden açtım. Bakın üzerine gittiğinizde full screen, yani tam ekran. Tam ekrana tıkladık. Sonra birinci soruyu çözerek başlamayı düşünüyoruz. Birinci soruyu şöyle seçtiğimizde sadece ekranımızda birinci soru görünüyor. Bu soruyu çözmemiz için. Yalnız şunları ben tekrar göstereyim. Dur. Yerine göndereyim. Evet, yerine göndereyim. Şimdi bu ekran geldiğinde hiç kalemler falan yok. Önce bu kalemleri buradan çıkarmak. Bakın bu şekilde tuttuğunuzda, yani şuradan tuttuğunuzda, yani işaretlediğinizde, tıkladığınızda bu kopuyor. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Orta bir yere de koyabilirsiniz, alt bir yere de. Ben akıllı tahtada alt bölüm sınıfın arka bölümünden görünmüyor diye buraya koyuyorum. Yani orta bir yere koyuyorum. Sonra favori tuşlarımız var. Şimdi sayfamın bak başka yeri gelmesi aslında iyi olur. Bakın el simgesini seçip bunu akıllı tahtada tutup yukarıya doğru sürüklediğinizde soru 1'i denk ediyoruz. Şimdi örnek olsun diye soru 1'i çözelim. Şöyle. 90 sayısına eşittir. Yani 90'ın asal çarpanları istedik. 90'ı yazdık. Yanına çizgiyi çizdik. Öncelikle 2'ye böldük. 90'ın yarısı 45. 45 2'ye bölünmediği için 3'e böldük. 15. 3'e tekrar böldük. 5. 5'e böldük. 1. 1'e bulaşınca kalın. 2'den bir tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten de bir tane var. İsteyenler dikkat çekmek için kuvvetlerini 1, 2, 1 şeklinde. Yalnız üstler karıştı gibi geldi. Bakın silgi sembolünü seçip bakın eraser silgi demek. Zaten semboller hani Türk İngilizcesini bilmesek de semboller silgiye benziyor. Bir iki deneme sonunda öğrenebiliyoruz. İstediğimizi silebiliyoruz. Yani istediğimiz yazıyı istediğimiz miktarda silebiliyoruz. Şimdi bu yazıyı ince bulduk diyelim. Böyle büyütebiliriz. Şeklinde. Burada dersek ki biz bu ikilerin üstü bir olarak yazılmayabilir diyebiliriz. Hani birleri yazmayabiliriz. Hangi şıkta var bakıyorum. 2, 3'ün karesi ve 5. Yalnız sıralama böyle olmayabilir. Yani mesela denizdeki gibi sıralama böyle olabilir. Bunu vurgulamak istersek şuradan markörü seçip markörü seçtik. Ve markörümüzün de sarı olmasını sağladık. Şu şekilde çizip vurgulama yapmak isteyebiliriz. Buradan bakın şuradan sayfayı diğer sayfalara geçiş yapabiliriz. Şuradan sayfayı tam ekran sığdırabiliriz. Şuradan boyutunun tamamı sığacak şekilde ayarlayabiliriz. Şu soruyu görmek istiyorum. Bakın. Şu soruyun tamamını tek bir ekranda yukarıya alabilir. Şimdi 3 ile neyi çarparsam 15. 3 kere 5 15. Şimdi 15 ile neyi çarparsam 45 o da 3. Tek ok gittiği için burası 3. Burada bu şekilde bulabiliriz. Yani 1'i 5, 1'i 3 toplandığında 5'e 3 eşittir 8. Sorumuzun doğru cevabı 8 diye istediğimiz gibi işaret verebiliriz. Burada bunu ben çok kullanmıyorum ama istersen bu şekilde de yıldız koyabilirsin. İstersen şıkkın üzerine yıldız da koyabilirsin. Ama ben bunu pek kullanmıyorum. Şık yıldız tabii biraz büyük oldu değil mi? Ben de fark ettim. Yani şıkkı bile kapatıyor. O yüzden ucundan tutup cevabımız. Bakın. Yazdıktan sonra iki tane oldu. Karalama gibi oldu. İstersek fazlalıkları silebiliriz. Aynı normal yazı tahtası gibi. Ama yalnız burada silgimiz çok hızlı. Yani ucundan dokunduğunuz an hepsini siliyor. Yani sadece bir kısmına dokunduğunuzda orayı silmiyor. Epic Pen'de mesela dokunduğunuz yeri siliyor ama bu hepsini siliyor. Buna da dikkat edin.
Burada eğer birden fazla sayfanız varsa şu bölümden bir anda diğerine, diğer sayfaya geçiş yapabilirsiniz. Şöyle bir imkanımız daha var. Onu da göstereyim. Belki bazı öğretmen arkadaşlar kullanacak olabilir. Hani benim kullanmıyor olmam sizin kullanmayacağı anlamına gelmez. Şöyle siyah bir ekran oluşturdum. Ve bu ekranın üzerine açık renklerle yazı yazabilirim. Ders, matematik, konu, yani kara tahta misali, çarpanlar. Bundan sonra beyaz kalemi alıp işte 60 sayısının kaç tane çift çarpanı vardır diye soru sorabiliriz. Sonra istediğimiz renk kadar renkleri kullanıp sorular üretebiliriz. Artık tamamen kullanım alanı size kalmış. Akıllı tahtayı verimli kullanmak için gayet uygun bir program. Benim kullandığım uzun süredir, yani yaklaşık 8-9 yıldır kullandığım bir program. Okulda, derste, evde, özel derste, her platformda kullanılabiliyor. Yani Windows işletim sistemi olan her yerde kullanılabiliyor. Menünün altına, yani videonun altına bu konuyla ilgili linki koyacağım. Oradan isteyen arkadaşlar indirip deneme demo modunda kullanabilirler. Bazı arkadaşlar zaten ayarlayabilir. Program çok gizli bir program değil. Gayet net, açık bir program. Hepinize iyi günler dilerim.